Merhaba arkadaşlar, ee, YKS hazırlık sürecinde pek çok arkadaşımızın belli derslerde ciddi sıkıntılar yaşadığı hepimizin malumu. Yani ben hocam şu dersi yapamıyorum. Mesela fizik yapamıyorum, kimya yapamıyorum, biyoloji yapamıyorum vesaire. Matematik ve Türkçe hiç söylemiyorum bile zaten. Şimdi e, bu yapamama işini biraz farklı açıdan değerlendirirsek eğer, yani gerçekten yapıp yapamadığımızı da o zaman anlayabiliriz. Şöyle ki. Şimdi arkadaşlar bir konuda herhangi bir derste istediğimiz sonucu elde edemediğimiz zaman hep kendimize yüklenmeyelim. O iğneyi hep kendimize batırmayalım. Belki de o dersi doğru teknikle öğrenmeye çalışmadık. Ya da o ders bize ne bileyim bizim anlayacağımız bir yöntemle verilmemiş olabilir. Bu yüzden de biz ilerleyememiş ve istediğimiz sonucu alamıyor olabiliriz. Şimdi bu tabii ki sürecin başından itibaren düşünülmesi gereken önemli bir yöntem. Şimdi hatta bunu ispatlamak adına size küçük bir örnek vereyim. Mezunlar anlayacaktır. Yani geçen sene fizik yapamıyordu. Bu sene çalışıyor. Fizik hocama ala olmuyor ki geçen sene hem çalışmış. Bu sene çok daha fazla çalışmasına rağmen hala istediği sonucu alamıyor. Ama hiç dönüp şuraya bakmıyor. Hep aynı şeyleri yapıyor. Aynı teknikle çalışıyor. Aynı yöntemle çalışıyor. Ya yani kaynakların çeşitlendirilmesi çok önemli değil burada. Yani öğrenme süreci farklı bir aktivite. Ama bu ayrı bir videonun konusu olabilir. Bugünkü e, videoda sevgili arkadaşlar son 3 ayda geometri ile ilgili sorun yaşayan pek çok öğrencim var. Onlardan edindiğim izlenimleri ve tespitlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani ben matematik öğretmeni değilim. Şimdi kalkıp da geometri nasıl çalışılır falan bunu anlatacak da değilim. Yani çok iyi hocalarımız var YouTube'da. Onlardan dinleyebilirsiniz. Geometrinin nasıl çalışılacağını, nasıl öğrenileceğini, hangi yöntemler kullanılacağını vesaire bunları onlardan dinleyebilirsiniz. Şimdi burada bu videonun muhatabı olan kitle şudur. Geometriyi çalışmış, en az bir tane soru bankası bitirmiş. Ondan sonra fakat sınavlarda, denemelerde geometriden istediği sonucu alamayan arkadaşlar için birkaç söylemek, birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi Arkadaşlar gördüğüm tablo şu öğrenci gerçekten bütün iyi niyetiyle oturmuş çalışmış özverili bir şekilde. Bir soru bankası iki soru bankası hatta üç soru bankası bitiren öğrenci var. Birbirinden bağımsız olarak üçgeni dörtgeni ne bileyim katı cisimi çokgeni çemberi her şeyi biliyor. Soru bankalarındaki soruları çözebiliyor. Ama deneme sınavına girdiği zaman geometri kısmına geldiğinde istediği sonucu bir türlü alamıyor. Şimdi buradaki temel eksiklik çok net bir şekilde söylüyorum. Sınav tipi soru görmediği için bu öğrenci o sorularda zorlanıyor. Ya sınav tipi soru dediğim şey şu. Şimdi soru bankaları biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Konuyu size kavratmak için yazılmış kitaplardır. Konu anlatımını tamamlayıcı materyallerdir soru bankaları. Orada kendinizi denemenizin hiçbir anlamı yok. Bir alemi yok. Siz orada konuyu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama şimdi bir sınava girdiğiniz zaman sınavda da size böyle her yerde gördüğünüz tipte soru gelmez. Yani dediğim gibi birbirinden bağımsız üçgeni, dörtgeni, çemberi, çokgeni bilirken öğrenci geometride mesela ne yapıyorlar? Bu 3 dört konuyu içeren tek bir soru geldiğinde öğrenci far görmüş tavşana dönüyor. Yorum yapamıyor. İşte arkadaşlar sizin burada yapmanız gereken sınav tipi soru görmek. Sınav tipi soruları da ya alan denemesinde görürsünüz ya gerçek denemede görürsünüz ya da gerçek sınavda görürsünüz. Çıkmış sorularda yani. O zaman yapılacak bir tek şey var. Geometriden kalan 3 ayda olabildiğince fazla alan denemesi çözmeniz gerekiyor. Acilin geometri denemeleri var. Orijinalin geometri denemeleri var çıkarmışlar. Bu kitaplar güzel kitaplar. Yani Mesela bildiğim kadarıyla Acil'in geometri denemelerinde 15 teyete, 15 ayete toplam 30 soru var. Şey 30 test var. Günde bir test çözseniz 12 soru. Bir ayda bitirirsiniz arkadaşlar. Ve inanın bana hani bu kitabı böyle soruları da anlayarak çözerseniz işi bitirdiğiniz zaman kitabı bitirdiğiniz zaman geometride bir şeylerin değiştiğini çok net görebilirsiniz. Ve hem TYT'den hem AYT'den alan denemesi çözmeyi ihmal etmeyin. Sadece e, ...geometri alan denemesi değil... ...matematik alan denemesi çözerken de... ...geometri sorusu çözüyorsunuz. Orada işte... ...olayları birbirine bağlayabilme yeteneğiniz... ...ölçülüyor. Ya yani Sizin bu yönünüzü geliştirmeniz gerekiyor. Bu konuda yetenekli olmanız gerekiyor. O zaman geometri soruları... ...gerçekten çok eğlenceli... ...ve hatta matematikte size... ...net kazandıran sorular olacaktır. Biraz olayın bu tarafında olmanızı istiyorum. Çözebildiğiniz kadar... Sadece geometri için değil, bütün dersler için sınava kadar alan denemesi çözmenizi öneriyorum. Bu sadece geometri için değil, bana inanın, bütün dersler için size çok iyi gelecektir. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.